Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, gençlere 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanını içeren Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulması teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti Elazığ Milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı'da bir seçim vaadinin daha yerine getirildiğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi aile ve gençlik yapısını güçlendirecek tarihi bir adım attı. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş'in de aralarında bulunduğu üyelerin imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulması teklifi genel kurulda kabul edildi. Güçlü aile, güçlü gelecektir diyen AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, fonun gençlerin umutlarına ve hayallerine can suyu olacağını belirterek, ülkemizin genç ve dinamik nüfus yapısının korunması ve evlenecek genç kardeşlerimizin desteklenmesi bu fonun öncelikli hedeflerindendir. Fonun kabul edilmesi, Türkiye'nin toplumsal yapısını ve gelecek nesillerin sağlıklı gelişimini destekleyen bir dönüm noktası olarak görülmektedir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde fonun mali verileri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aile ve Gençlik Fonu'nun Türkiye'ye ve özellikle tüm gençlere hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projenin hayata geçirilmesindeki kararlı tutumu ve verdiği destek bu önemli adımın atılmasında büyük rol oynadı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gençlerimiz ve ülkemiz için bu önemli projeye verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz, dedi. Fonun yönetim kurulunun Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarından oluşacağını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'da, fonun kaynaklarının önemli ölçüde doğalgaz ve petrol rezervlerinden elde edilen gelirlerden oluşacağını söyledi. Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi imkanının yanı sıra 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartı olan kredi verilmesine imkan sağlanacağını belirten Milletvekili Açıkkapı, başlangıçta 150 bin lira olacak olan bu kredinin ilerleyen zamanlarda yapılacak iyileştirmelerle artmasını beklediklerini söyledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, AK Parti'nin bir seçim vaadini daha yerine getirdiğini belirterek, gençlerimize 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi imkanı sağlayacak olan bu düzenleme kısa süre içerisinde yürürlüğe girecek. Kredi başvuruları dijital ortamda alınacak. Gençlerimizden gelen sese kulak veren Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor. Aile ve Gençlik Fonu'nun ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle şehit Necmettin Yılmaz'ın ailesini arayarak acılarına ortak oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2017 yılında memleketi Gümüşhane'ye dönerken, Tunceli'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutmadı. Erol, şehidin Gümüşhane'de bulunan ailesini telefonla arayarak acılarına ortak oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak Elazığ'da kapatılan ilçe adliyelerinin yeniden açılmasını talep etti. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak Türkiye'de avukat sayısının rekor seviyede arttığını belirterek yeni bir düzenlemeyi işaret etti. Türkiye Barolar Birliği'nin verilerine göre avukat sayısının son yıllarda rekor seviyede arttığı görülmektedir. 2012'de 78 bin olan avukat sayısı 2022 sonunda %123 artışla 174 bin olmuştur. Hukuk fakültelerinin sayısının ve fakülte kontenjanlarının düşürülmesi ve stajyer avukatların sosyal güvencelerinin bulunmamasıyla ilgili bir düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir. Milletvekili Işıkver, Elazığ'da kapatılan ilçe adliyelerinin de yeniden açılmasını ve bölge idare mahkemesi kurulmasını talep etti. Seçim bölgem Elazığ'da uzun zaman önce kapatılan ilçe adliyelerinin hemşehrilerimin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden hizmete alınması gerekmektedir. Özellikle Sivrice ve Bazkir ilçemizde adliye bulunmaması bir takım aksaklıklara sebep olmaktadır.
Yine Elazığ'da bölge idare mahkemesi kurulması ilimiz için büyük bir önem arz etmektedir. Bu gibi hususlarda gerekli düzenlemelerin yapılacağına inancımız tamdır. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, TOKİ'den aldıkları arsayı parselleyerek açık artırma usulü ile satışa çıkardıklarını, ihalenin 27 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi. Akçakiraz Belediyesi TOKİ'den devrine aldığı arsayı parselleyerek açık ihale usulüyle satışa çıkardı. Arsa satışı ile ilgili süreç hakkında bilgiler aktaran Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, yaklaşık 3,5 yıl önce dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'la görüşerek kendilerinden arsa talebinde bulunduklarını söyledi. Yaklaşık 3,5 yıl önceydi. TOKİ Başkanımız Ömer Bulut Beyefendi'ye ve Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendi'ye ricacı olduk. Israrcı bir şekilde ricacı olduk. Buralara bizim ihtiyacımız var. Buralara Akçakiraz Belediyesi'nin ihtiyacı var. Kıt ve kısıtlı imkanlarla Akçakiraz'a hizmet üretemiyoruz. Yani oralara kaynak ve bütçe ve finans lazım. Akçakiraz'a finans lazım. Gelin benim çağrıma kulak verin, yüküme omuz verin. Ve gelin benim dert ortağım olun dedik. Sağ olsun Murat Kurum gülerek, tebessüm ederek bizi karşıladı. Ömer Bulut Beyefendi de yanındaydı. Ömer Bulut Beyefendi'ye de ve biraz da farklı cümleler kurarak Ömer Bulut Beyefendi'yi de ikna ettik. Ömer Bulut Beyefendi de alt birimdeki arkadaşlara talimat verdi ve hamdolsun orayı kopardık. 312 dönümlük arsayı TOKİ'den belli bir ücret karşılığında aldıklarını kaydeden Başkan Kaya, alanı 188 parselle böldükleri arsayı satışa çıkardıklarını ifade etti. 312 dönümlük arsayı Akçakiraz Belediyesi'ne çok kıytırık bir rakamla Akçakiraz Belediyesi'ne sattılar. Tam olarak yerin neresi başkan? Şu anda Altınçevre'de mevcut TOKİ'lerimizin üstü. Orada bir dağ var, dağın yamacı. Hem Kartal Yuvası gibi bir yer, ova, doğa, coğrafya ayaklarınızın altında, Akçakiraz ayaklarınızın altında, Sivrice ayaklarınızın altında, organize sanayi ve Elazığ ayaklarınızın altında çok güzel bir yer. Sıvılaşmanın olmadığı, kaygan bir zeminin olmadığı, suyun yüzeysel olmadığı, çok konforlu bir yaşam alanının olduğu bir mekan, bir yerleşkeden bahsediyoruz. Orada güvenli bir yaşam alanı oluşturduk. Ve inşallah 188 adet parselin ayın 27'sinde ihalesi olacak ve 5'ine kadar devam edecek. 188 parsel tabi bir günde satılmıyor. Yaklaşık 27'sine başlayıp ayın 5'ine kadar devam edecek olan bir ihale sürecimiz var. Her gün yaklaşık 25-30 tane parselin satışı olacak. Bu satışlarımız 400 ile taban fiyat 500 TL arasında değişiyor. Ödeme tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde nakit olarak ödenecek. 188 tane parsel, 188 kişiye hayırlı uğurlu olsun diyorum inşallah. Başkan Kaya, satıştan elde edilen gelirle belediyenin ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti. Elde edilecek geliri biz Akçakiraz Belediyesi olarak Akçakiraz'dan hizmetine dönüştüreceğiz. İhtiyaç duyduğumuz araçlarımızı yenileyeceğiz. Altyapımızı güçlendireceğiz. Yani inşallah biiznillah çok faydalı olacak. AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları hızlandı. Aday adaylığı başvuruları dün tamamlandı. Pazar günü temayül yoklaması yapılacak. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için de 81 ilde komisyon kuruldu. AK Parti, yerel seçime hazırlık için belirlediği takvim ve yol haritasına göre çalışmalarına devam ediyor. Parti, bu kapsamda 9 Kasım'da başlayan ve dün tamamlanan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecinin ardından 26 Kasım Pazar günü temayül yoklaması yapacak. Aday belirlemedeki önemli kriterlerden biri olarak görülen yoklama çalışmalarına yoğunlaşan parti, öncelikle sürecin sağlıklı yürütülmesi için 81 ilde temayül komisyonları oluşturdu. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin AK Partili oy kullanacak. Tarafsızlığın korunması amacıyla komisyon üyesi olacak milletvekillerinin kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi. Elazığ Belediye Başkanlığı'na toplam 4 kişi aday olurken,
İlçe belediyelerine 41, belde belediyelerine ise 27 kişi aday oldu. En çok aday 7 başvuru ile Kovancılar ilçesinden olurken en az aday ise 1 başvuru ile Kebani ilçesinden oldu. AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanı Avukat Ömer Faruk Çelik görevinden istifa ederek İl Genel Meclis üyesi aday oldu. AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanı Avukat Ömer Faruk Çelik, İl Genel Meclis üyeliğine aday olmak üzere görevinden ayrıldı. Avukat Ömer Faruk Çelik yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'de bir nefer olarak bulunmanın sorumluluğu ve onuru ile büyük bir aşk ve heyecanla görevini en iyi ve en etkili şekilde yerine getirmeye gayret ettiğini belirterek, büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı görevinden 2024 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis üyeliğine aday olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım. Merkez İlçe Teşkilatımızda 6 yıl başkan vekili, 7 yıl ise Merkez İlçe Başkanı olmak üzere 13 yılı aşkın bir süre partimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşadım. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki bu kutlu davada bir nefer olarak bulunmanın sorumluluğu ve onuru ile büyük bir aşk ve heyecanla görevimi en iyi ve en etkili şekilde yerine getirmeye gayret ettim. Önümüzdeki süreçte ilk günkü heyecan ve ilk günkü aşkla Elazığ'ımızda yeni bir hizmet yolculuğu için Bismillah diyoruz ifadelerine yer verdi. Avukat Ömer Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere genel merkez yöneticilerine ve il yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Merkez İlçe Teşkilatımızda bugüne kadar omuz omuza güçlü bir koordinasyon ve motivasyon içerisinde çalıştığımız, özveri ve fedakarlıkları ile her zaman gönül dünyamda özel yerleri bulunan yönetim kurulu üyelerimize, belde başkanlarımız ile belde yönetimlerimize, mahalle başkanlarımıza, köy temsilcilerimize, sandık kurulu üyelerimize ve müşahitlerimize özel bir teşekkürü borç bilirim. Hemşehrilerimizle güçlü bir şekilde kurduğumuz gönül bağımızı devam ettirerek yeni hizmetler gerçekleştirmeye ve hemşehrilerimizin dualarını almak için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Elazığlı hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun dedi. Sevgili seyirciler, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olan Ali Tek Ataş seçim çalışmaları kapsamında vatandaş ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor. 31 Mart mali yerel seçimlerinde AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Tek Ataş seçim çalışmalarını sürdürüyor. Allah razı olsun. Nasıl bir şey? İyi, Allah iyi etsin. Vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelen Tek Ataş, 20 yılı aşkın bir süredir gerek Elazığ İl Bank Bölge Müdürlüğü görevimizde, gerek Van'daki genel müdürlük görevimizle, Trabzon'daki genel müdürlük görevimizde elde ettiğimiz tecrübe, bu güzel şehre hizmet etme yolunda en büyük avantajımız olacaktır. Kıymetli hemşehrilerimizin kişisel kariyerim boyunca yaptıklarımızdan haberdar olması ve liyakat konusunda şahsımıza gösterdikleri teveccüh bu yoğun süreçte benim için moral kaynağı oldu dedi. Sabah göreceğiz. Hayırlısın sen. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yok, Allah razı olsun. Nasılsınız? Belediye başkanı adayı da. Hoş geldin. Nasılsınız? Değil. Arkadaşım bu. He. Akbar. Nasılsınız? Arkadaşımız, köylümüz. İşler düşer. Allah. Elazığ'ın çözülmeyecek sorununun olmadığını ifade eden Tek Ataş, Elazığ'ın çözülemeyecek bir sorunu yoktur. Elazığ'ımızın ihtiyaç duyduğu tek şey tecrübe ve tecrübeyle sorunların üzerine gidebilecek cesarettir. Bilgi, birikim, tecrübe olmadan cesaretin bir anlamı olmaz. Cesaretle sorunların üzerine gidemeyen tecrübenin bir katkısı olmaz. Son 20 yılda başta 3 büyük şehir olmak üzere farklı şehirlerde edindiğim tecrübe bunu gösterdi ifadelerine yer verdi. Devlet memuruyuz. Mecburen. O takvimimiz var bizim. Çok şükür. Sağ olasın. Sen de misin? Allah'ın izniyle her şey yok. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bir şey ikram edin. Yok. Allah razı olsun. Nasılsınızlar? Ben nereden razı olayım? Ben şimdi Trabzon'dayım.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı yardımcısıyım. Murat Zorluoğlu eski valimiz var. Varol gitti oradan sonra Trabzon. Nasılsınız? Amca ne var? Bayağı bir mesafe kat. Nasıl? Avantajlı bir coğrafi konumda olan Elazığ'ın sorunlarla anılmaması gerektiğini belirten aday adayı Tekataş, birçok ili bağlayan Elazığ, coğrafi avantajını fırsata çevirebilir. Böylelikle göç vermek yerine kaliteli göç alan bir il olabiliriz. Bu da şehrin büyümesini, belediye imkanlarının artmasını sağlayacaktır. Benim en büyük sermayem bu şehrin güzel insanları olacaktır. Ben şu ana kadar ilimize hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız belediye tarihi boyunca şehrimizde belirli bir seviyeye getirilen çıtayı zirveye taşımaktır, dedi. AK Parti Elazığ Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Ramazan Gürgöz'e aziz hemşehrilerimizin bizlere verdiği güç, güven ve destekle yerel yönetimlerde Elazığ'ı şaha kaldıracak hizmetler için hazırız, dedi. AK Parti eski il başkanı Ramazan Gürgöz'e Elazığ Belediye Başkan aday adaylığı için il başkanlığında resmi başvurusunu yaptı. Gürgöz'e aday adaylığı başvurusunun ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Halkımızın büyük bir desteğiyle şehrimizde belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatmak hedefindeyiz. Elazığ'a hizmet aşkıyla çıktığımız sevda yüküyle yüklendiğimiz ve şehrimize muhabbetimizin heyecan verdiği bu yolda bir ve diri olarak aziz şehrimizde yeni bir kalkınma hamlesi ve şahlanış dönemi başlatmaya amaçlamaktayız. Hep birlikte başlatacağımız yeniden şahlanış döneminde, şehrimizin kentsel dönüşüm başta olmak üzere sorunlarını çözüme hızlı bir şekilde kavuşturacağımız gibi, şehrin geleceğine yönelik hazırladığımız vizyon projelerle de Elazığ'ı marka bir şehir haline getireceğiz. Gerçekleştireceğimiz hizmet ve eserler, halkımızı mutlu ve memnun etmenin yanında Elazığ'da yaşam kalitesini daha da yükseltecek, şehrimiz yeniden inşa ve ihya edilecektir. Elazığ'da gerçekleştireceğimiz yeni yatırım ve hizmetlerle şehrimiz sadece belediyecilik hizmetleriyle değil, sanayisiyle, turizmiyle, kültürüyle, kalkınma anlayışıyla da öne çıkacaktır. Bizim için siyaset, hizmet etmek, dillerde dua, gönüllerde sevgi olmaktır. Bu güzel şehir için hep birlikte çalışacak, hep birlikte hizmet edeceğiz. Yeni dönemde şehrimizde ortak akıl ve birlikte hizmet üretmenin gücüyle çok önemli yatırım ve hizmetleri gerçekleştirerek, Elazığ'ımızı hep birlikte Türkiye'nin bölgenin parlayan yıldızı yapacağımıza yürekten inanıyorum. Allah çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muvaffak eylesin, ifadelerine yer verdi. AK Parti'den Alacakaya Belediye Başkan aday adayı Mehmet Sıddık Aydın resmi başvurusunu yaptı. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'den Alacakaya Belediye Başkan aday adayı olan avukat Mehmet Sıddık Aydın, İl Başkanlığı'na giderek resmi müracaatını yaptı. Müracaat sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Alacakaya Belediye Başkan aday adayı Mehmet Sıddık Aydın, ilçe halkımızın talebi üzerine AK Parti'den ilçe belediye başkan aday adaylığına başvurumuzu yaptık. Hemen hemen tüm ilçelerde bulunan devlet hastanesinin ilçemizde yapılması elzemdir. Maalesef bugüne kadar bu konuda ilçemize bir hizmet sunulmamıştır. Alacakaya maden zenginliği yoğun olan bir ilçe olduğu için madenle ilgili bölümlerin yer aldığı bir yüksek okul kurulması ilçe halkımızın beklentisidir. Alacakaya ilçemizde halen kerpiç yığma depreme dayanıksız yapılar çoğunluktadır. Deprem destekli kentsel dönüşüm uygulamalarının ilçemizde bir an önce başlaması gerekmektedir. Tüm bu sorunların ve daha fazlasının çözümü için Cumhurbaşkanımızın çizdiği Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla üzerimize düşen görevi elimizden gelenin fazlasıyla yerine getirmek için hep birlikte çalışacağız ifadelerini kullandı. AK Parti'den Palu Belediye Başkan aday adayı olan Nedim Kaya, il başkanlığına resmi başvurusunu yaptı. Önümüzdeki yerel seçimler için AK Parti'den Palu Belediye Başkan aday adayı olan Nedim Kaya, il başkanlığına giderek resmi müracaatını yaptı. Müracaat sonrası açıklamalarda bulunan iş insanı Nedim Kaya, 2001 yılından bu yana AK Parti Palu Teşkilatı içerisinde çeşitli kademelerde rol aldığını, iki dönem AK Parti Palu Belediye Meclis üyesi, iki dönemde encümen üyesi başkan vekili olarak görev yaptığını belirtti. Palu'nun sorunlarına hakim olduğunu ve aday gösterilip seçilmesi halinde bu sorunların çözümü noktasında gerekli gayretleri göstereceğini ifade eden aday adayı Nedim Kaya, Palu'yu daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını söyledi.
AK Parti'den Palu Belediye Başkan adayı olan iş insanı Ali Dağoğlu il başkanlığına resmi müracaatını yaptı. 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den Palu Belediye Başkan adayı olan iş insanı Ali Dağoğlu il başkanlığına giderek resmi müracaatını yaptı. Müracaat sonrası açıklamalarda bulunan iş insanı Ali Dağoğlu, kadim ilçemiz Palu için çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemiz, ilimiz ve kadim şehir Palu'muz için hayırlara vesile olmasını temenni eder. Sizlerin de desteğiyle ilçemizi her bakımdan geliştirip büyütmek hedefimizdir. Sizlerin desteğini bekler, saygı ve muhabbetlerimi sunarım dedi. AK Parti'den Akçakiraz Belediye Başkanlığı için adayı olan İbrahim Ormanoğlu, beldeye hizmet etmek için bu yola çıktığını söyledi. AK Parti Akçakiraz Belediye Başkan adayı İbrahim Ormanoğlu 31 Mart yerel seçimler kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Adayı Ormanoğlu beldeye hizmet etmek için bu yola çıktığını ifade ederek belde sakinlerinin desteğini istedi. Akçakiraz'da ikamet ediyorum. 1981 doğumluyum. Evliyim, 3 çocuğum var. Akçakiraz Belde Belediye Başkan adaylığı için Mart 2024 seçimlerine aday olabilmek için öğretmenlik görevimden istifa ettim. Rabbim nasip ederse beldemize hizmet etmek adına bu yola çıktık. Beldemizde yer alan bütün insanların, bütün emekçilerin, bütün herkesin desteğini bekliyoruz. Destek vermelerini bekliyoruz. Eğer partimiz de bizi layık görürse o göreve, en iyi şekilde hem partimizi hem kendimizi hem de insanlarımızı temsil edeceğimize kimsenin bir şüphesi olmasın. Destek olanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Şunu ben bir şiar edinmiş insanım. Herkes benden iyidir. Herkes benden üstündür. Ben herkesten aşağıyım. Alçak gönüllüyüz. Bizi zaten tanıyan bilen biliyor. Bu yönüyle de bir sıkıntımız yok. Hizmet etme amacımız olduğunu da herkes biliyor. Kendimize ait bir durumumuz var, bir duruşumuz var, bir halimiz, hareketimiz vardır. Bu yönüyle de bir sıkıntımız olacağını ben düşünmüyorum, sanmıyorum. İnşallah daha iyi olacak. Yurtbaşı Belediyesi Meclis Üyesi, iş insanı Ziyaddin Fırat, Yurtbaşı Belediye Başkan adaylığı resmi başvurusunu yaptı. AK Parti'den Yurtbaşı Belediye Başkan adayı olan iş insanı Ziyaddin Fırat resmi başvurusunu yaptı. Aynı zamanda Yurtbaşı Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekilliği görevini yürüten Fırat, aday gösterilmesi ve seçilmesi halinde beldenin daha çok kalkınması ve gelişmesi adına ellerinden gelen gayreti sarf edeceğini belirtti. Fırat başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Yurtbaşı Belediye Başkanlığı için adaylığımızı gerçekleştirdik. Türkiye'yi yeni bir yüzyıla taşıyan AK Parti'mizin ilgili kurumları uygun görür, Allah da nasip ederse yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olarak hizmet etmeye yarışına gireceğiz. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda Allah'tan mahcubiyet yaşamadan hizmet etmeyi nasip etmesini dilerim. Tüm adayı arkadaşlara başarılar dilerim dedi. AK Parti'den Yurtbaşı Belediye Başkan adayı Nihat Doğan resmi başvurusunu yaptı. AK Parti Yurtbaşı Beldesi kurucular arasında yer alan Nihat Doğan, AK Parti Yurtbaşı Belediye Başkan adayı müracaatını gerçekleştirdi. Aday gösterilmesi ve seçilmesi halinde beldenin daha çok kalkınması ve gelişmesi adına ellerinden gelen gayreti sarf edeceğini kaydeden Nihat Doğan açıklamasında, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Yurtbaşı Belediye Başkanlığı için adaylığımızı gerçekleştirdik. Türkiye'yi yeni bir yüzyıla taşıyan AK Parti'mizin ilgili kurumları uygun görür, Allah da nasip ederse yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olarak hizmet etme yarışına gireceğiz. Bildiğiniz gibi 2019 yerel seçimlerinde mevcut başkan partimiz tarafından aday gösterilmiş, bizler de adayımızın yanında durarak seçimleri kazanmış ve Yurtbaşı Belediyesi'ni yöneten kadronun içerisinde yer alarak güzel hizmetlere imza atmıştık. Belediyecilik hizmet işi olduğu gibi belediye başkanlığı da bir hizmet yarışıdır. Dolayısıyla 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan bu hizmet yarışında biz de istişarelerimiz sonucunda adayı olma kararı aldık. Partimiz uygun görür, aday gösterilirsek bizlere yakışan bir seçim kampanyası başlatacağız ifadelerini kullandı. AK Parti'den Yurtbaşı Belediye Başkan adayı Çiçek Aydın resmi başvurusunu yaptı.
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Yurtbaşı Belediye Başkan adayı olan Çiçek Aydın, il başkanlığına giderek resmi müracaatını yaptı. Resmi müracaatının ardından açıklamalarda bulunan adayı Çiçek Aydın, Elazığ'da örtü altı üretim tesisi kuran ilk kadın girişimci olduğunu, örnek kadın olarak seçilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyeye davet edildiğini belirterek, 2019 yerel seçimlerinde göstermiş olduğu gayretlerden dolayı kadın kolları başkanlığına getirildiğini, aday gösterilmesi ve seçilmesi halinde Yurtbaşı Beldesi'ni kalkındıracağını ve şimdiden daha ileri bir noktaya getireceğini ifade etti. AK Parti Maden İl Genel Meclis Üyesi Supi Özay yeniden AK Parti Maden İl Genel Meclis Üyeliği için aday adaylık başvurusunu yaptı. AK Parti Maden İl Genel Meclis Üyesi Supi Özay, AK Parti Maden İlçe Başkanlığı'na başvurusunu bölge muhtarlarıyla birlikte gelerek başvuru dilekçesini AK Parti Maden İlçe Başkanı Yılmaz Kırtay'a teslim etti. AK Parti Maden İlçe Başkanı Yılmaz Kırtay, Supi Özay'a şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek Özay'a çıktığı yolda başarılar diledi. Supi abilerdir. Sayın Başkanım, Sayın Başkan Yardımcım, Gençlik Kolları Başkanımız. AK Parti Maden İl Genel Meclis Üyesi Supi Özay, aday gösterilmesi ve seçilmesi halinde madende başlatmış olduğu ve projelendirdiği devam eden hizmetlerini tamamlayacağını ifade etti. Tekrar bize bu görevi uygun görürseniz biz her zaman hizmetinizde olacağız. Hangi köyümüzün ne ihtiyacı varsa, onu aciliyet varsa ön plana tutuyorum. Onun için herkes rahat olsun. Her zaman, gece gündüz, her zaman emrinizdeyim, yanınızdayım. Başkanımızla beraber, partimizle beraber. Allah'a şükür başımızda öyle bir liderimiz var ki artık Türkiye lideri değil, dünya lideri bir cumhurbaşkanımız vardır. Ben bu vesileyle Sayın Başkanım, Başkan Yardımcı Gençlik Kolları Başkanım, tüm köy muhtarlarımıza hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Genç yaşta girdiği siyaset sahnesinde başarılı çalışmalara imza atan ve 28. dönem Elazığ milletvekili adayı olan Hasan Murat Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Genç yaşta girdiği siyaset sahnesinde başarılı çalışmalara imza atan ve 28. dönem Elazığ milletvekili adayı olan Hasan Murat Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2013 yılından itibaren AK Parti teşkilatında aktif rol alan Hasan Murat Öz, AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanlığı, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyeliği, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinin ardından 2023 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde AK Parti 5. sıra milletvekili adayı olmuştu. Üstlendiği tüm görevleri başarılı şekilde yürüterek siyasi kariyerinde emin adımlarla ilerleyen samimiyeti, memleket sevgisi, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından sevilen ve takdir edilen bir isim olarak dikkat çeken Hasan Murat Öz'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. 1989 Elazığ doğumlu olan Hasan Murat Öz, Girne Amerikan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Öz, Elazığ Organize Bölgesi'nde soğutma sistemleri üzerine faaliyet gösteren aile şirketinde yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekte. 2013 yılından itibaren AK Parti teşkilatında aktif rol alan Hasan Murat Öz, 2013-2018 yılları arasında AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 2018-2019 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyeliği Teşkilat Başkan Yardımcılığı, 2019-2021 yılları arasında ise AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyeliği Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görev yaptı. Hasan Murat Öz, evli ve iki çocuk babası. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 53 bin dal makaron ele geçirilirken bir şüpheli ise gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada bir şüphelinin iş yeri ve deposunda arama yapıldı. Aramada 53 bin adet bandrolsüz ve geçersiz boş makaron, 7 bin 40 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 9750 gram geçersiz bandrollü nargile tütünü ve 4 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri başlatıldı. Elazığ'da bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Yurtbaşı beldesi Bağlar Mahallesi'nde araçla çay ocağının önüne gelen şüpheli veya şüpheliler pompalı tüfekle çay ocağına ateş etti. Çay ocağında otururken vücuduna saçmalar gelen 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. ...150 yataklı Palu Kovancılar Devlet Hastanesi'nin ihalesi sonuçlanarak yer teslimi yapıldı. Girişimler sonucu yapılmasına karar verilen 150 yataklı Palu Kovancılar Devlet Hastanesi'nin ihalesi sonuçlandı. Hastanenin yer tesliminin yapıldığını ifade eden Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, yüklenici firma Metak İnşaat ve Gökhan Madencilik Ortaklığı bünyesinde Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı hemşehrimiz Mehmet Çetin'in firması ile sözleşme imzalanmış olup yer teslimi yapılmıştır. İncelemeler yapılmakta olup hemen harfiyata başlanılacaktır. Bu devasa hizmetin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Palu Kovancılar ve bölge ilçelerimize, yüklenici firmaya hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbimiz kolaylıklar versin. Kazasız, belasız bir an önce bitirmeyi nasip etsin inşallah, dedi. Gazze Direniş Platformu öncülüğünde Ensar Vakfı ve 2373 Selamet Kuşağı Akıncıları tarafından başlatılan 7'den 77'ye Gazze için Ben de Varım imza seferberliği sona erdi. Gazze Direniş Platformu öncülüğünde Ensar Vakfı ve 73 Selamet Kuşağı Akıncıları tarafından 17 Kasım tarihinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlatılan 7'den 77'ye Gazze için Ben de Varım imza seferberliğinde sona gelindi. Ensar Vakfı Elazığ Şube Başkanı Alaaddin Meydanoğlu vatandaşların yoğun bir ilgisinin olduğunu belirterek destek olanlara teşekkür etti. Elazığ kamuoyunun yoğun bir ilgisi ve yoğun bir talebi söz konusuydu standımıza. Özellikle maddi ve manevi olarak göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve yine güzide kurumlarımızdan olan Türk Kızılay'ın burada sandığı dolup taştı. Yine aynı şekilde yardım toplama derneklerinden olan Beşir Derneği'nin de yardım toplayarak Gazze ve Filistin ekseninde yardım çalışmaları da burada sonuçlandı. Kamuoyunun hem maddi hem de manevi yoğun bir ilgisini gördük. Akıncılar Derneği Başkanı Tevfik Sadak da imza kampanyasının farklı görüşlerden birçok kişiyi bir araya getirdiğini söyledi. Farklı siyasi görüşlere sahip olsalar da milletimizin ezici çoğunluğunun Gazze meselesinde vicdanlı, onurlu ve diyanetli bir duruş sergilediğini gördük. Bizler de bu kapsamda düzenlediğimiz imza kampanyası ile Elazığlıların gönlünün, yüreğinin ve vicdanının Gazze'de olduğunu bir kez daha gördük. Tüm eğitim çalışanları sendikası tarafından 81 ilde eş zamanlı bir günlük iş bırakma eylemi yapıldı. Türk Eğitim Çalışanları Sendikası tarafından 81 ilde eş zamanlı bir günlük iş bırakma eylemi yapıldı. Bugün Türkiye genelinde grevdeyiz. Kamu çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarından olan yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve bu kadroda görev yapan kamu çalışanlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması için bir günlük iş bırakma ve kitlesel basın açıklaması yapıyoruz.
Sendikanın Elazığ Şubesi de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemini yaptı. Toplanan grup adına açıklama yapan TEÇSEN Elazığ Şube Başkanı Sedat Gülmez, kamuda çalışan yardımcı hizmetler personeline verilen sözlerin tutulmasını istedi. Bu da görev yapan 111 bin yardımcı hizmetler sınıfının acısı, feryadı, istek ve talepleri uzun zamandır siyasetin gündemindedir. Siyasi partilerin vaatleri ve sözleri kamuoyunun bilgisindedir. Ancak hala yardımcı hizmetler sınıfı sorunu ötelenmekte, çözüm için umut bağlanan siyasi partiler sözlerini tutmakta gecikmektedir. Seçim öncesi verilen sözlerin tutulması siyaset kurumuna olan güveni sarsmıştır. Türk Ocakları Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen konferansta Türkiye'de öğretmen yetiştirme politikaları ve Elazığ'ın eğitim tarihinde önemli bir yer tutan Elazığ Kız İlköğretmen Okulu anlatıldı. Türk Ocakları Elazığ Şubesi tarafından Türkiye'de öğretmen yetiştirme politikaları ve Elazığ Kız İlköğretim Okulu konulu konferans düzenlendi. Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı Doçent Doktor Yavuz Saykır, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin geleceğine doğru yürüdüğünü ifade etti. Hepinizin malumu olduğu üzere 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı ve büyük bir inançla Büyük Atatürk'ün göstermiş olduğu hedeflere yürüyen bir neslin gerçekten büyük bir şekilde geliştiğini, büyük bir şekilde geleceğe yönelik hazırlandığını düşünüyorum ve buna büyük bir inancım var. Tabii o muasır medeniyeti sağlayacak, o muasır medeniyet yolunda yetişecek gençliği de kıymetli öğretmenlerimiz sağlayacaktır. Buna da inancımız tamdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Birkaç gün sonra idrak edeceğiz inşallah. Daha güzel hedeflere Türk milletine ulaşacağına, aksaklıklar problemlerini kısa sürede halledeceğine biz Türk Ocakları olarak inancımız tam. Konferansa konuşmacı olarak katılan Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Nuri Gömleksiz ve hukukçu eğitimci Meftune Güler Gül eğitim sistemi ve kız ilköğretim okulunu anlattılar. Yetiştirmede içinde bulunduğumuz bu hafta tabii birçok etkinliğin yapılacağı bir hafta olacak. Baktığımız zaman iki çok önemli günün olduğunu görüyoruz öğretmen yetiştirme açısından. Aslında 24 Kasım Öğretmenler Günü hepinizin malumu olduğu üzere çok sonraları kutlanmaya başlayan bir gün olmuştur. Öğretmenlik mesleği açısından aslında daha önemli olan bir başlangıç noktası var. 16 Mart 1848 öğretmen okullarının kuruluşunun başlangıcıdır. Darül Muallim'in İstanbul'da açıldıktan sonra 1848'de ardından Elazığ'da 1909 yılında, bazı yerlerde 1908 yılında bu güzide okul açılıyor. Mamuratül Aziz Darül Muallimine. Rüşdiyeli öğretmen yetiştirmek için açılıyor tarihi boyutu açısından. Yenileşme hareketlerinin bir devamıdır, bir başlangıcıdır. Padişah Abdülmecit öğretmen okullarının açılmasını bizzat takip etmiştir. Umut Kervanı Vakfı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan kermesten elde edilen gelirler Gazze'ye gönderilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda Umut Kervanı Vakfı tarafından kurulan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vakıf gönüllüleri tarafından hazırlanan yiyecek, el işleri ve giyim eşyaları Gazze için satışa sunuldu. Umut Kervanı Vakfı Elazığ Şube Başkanı Nihat Bakşi, pazar gününe kadar sürecek olan Gazze'ye yardım kermesine tüm Elazığlıları davet etti. Umut Kervanı olarak Elazığ'da tarif kermesimizi açtık. Kermesimize yoğun bir ilgi vardır. Hayırseverlerimiz, Elazığlı vatandaşlarımız
bayanımızdan, yaşlarımızdan, kadınlarımızdan, çocuklarımızdan herkes bu kampanyaya destek veriyor. Adeta seferberlik oluşmuş durumdadır. Herkes seferber olmuştur. Çocuklar küçük bombalarını getirip Umut Kervan'la bağışlayarak Gazze'ye göndermek üzere getir Umut Kervan'la bağışlıyorlar. Tüm Elazığlı kardeşlerimizi bu kermese katkıda bulunmalarını davet ediyoruz. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler doyasıya eğlendi. Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı öğrencileri ağırladı. Jandarma Komutanlığımızı ziyaret eden sevgili öğrenciler ve değerli öğretmenlerimiz, hoş geldiniz. Köpek itaat eğitimi gösterisini izleyen öğrenciler ardından trafik parkurunda akülü araç sürdü. Öğrencilere jandarma envanterindeki araçlar tanıtıldı ve Tim Jandarma adlı çizgi film izletildi. Burası da tamamdır. Bir şey değil dostum, her zaman. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlik sonunda ise pasta kesilerek kendilerine çeşitli hediyeler verildi. Helal Finans Araştırmaları Derneği, Türkiye Yüzyılına Nefes programı kapsamında 1500 fidanı Harput Hüseyinlik arasında toprakla buluşturdu. Helal Finans Araştırmaları Derneği, Türkiye Yüzyılına Nefes programı kapsamında Harput Hüseyinlik arasında 1500 fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikimine dernek üyelerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, eğitim çalışanları ve öğrenciler katıldı. Hadi bakalım, bismillah, hayırlı olsun inşallah. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, ağaçların şehre can vereceğini ifade etti. İnşallah bu ağaçlar şehrimize, bölgemize can verecek. Tıpkı bu ağaçların dikiminde birlikte yürüttüğümüz öğrenciler de gelecekte bu şehre sahip çıkacaklar, buraya hizmet edecekler, ülkemize hizmet edecekler. Biz de buna vesile olmanın gururu içerisindeyiz. Helal Finans Araştırmaları Derneği Başkanı Mehmet Gürdaş, kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz hadisiyle yola çıktıklarını ve şehrin yeşil örtüsüne katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı dikin diyen hikmet elçisinin bu kuvvetli sünneti tahakkuk etsin diye toplandık. Katılan hazırına, Milli Eğitim Müdürümüze, okul idarecilerine, öğretmenlere, talebe kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Fırat Üniversitesi'nden doçent doktor Tuncay Gençoğlu, TASAM ve Milli Güvenlik Enstitüsü tarafından organize edilen programda kuantum teknolojilerinin istihbarat alanında kullanımını anlattı. Fırat Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Tuncay Gençoğlu, TASAM ve Milli Güvenlik Enstitüsü tarafından düzenlenen programa özel konuşmacı olarak davet edildi. Konferansta konuşan Gençoğlu, kuantum teknolojilerinin istihbarat alanında kullanımı ile ilgili sunum yaptı. Gençoğlu sunumunda, güvenlik ve istihbarat alanında matematiksel düşüncenin bir yansıması olarak ontolojilerin oluşturulması oldukça önemlidir. Kuantum sistemlerine sahip olmak, türlü bilimsel, operasyonel ve mühendislik zorlukları olan kuantum yazılım, donanım ve algoritmalarına sahip bir ekosistem oluşturulmasını da gerektirmektedir. Onkolojik açıdan inceleme, değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu da matematiğin özellikle diferansiyel denklemlerin bir uygulamasıdır ifadelerine yer verdi. Akçakiraz Altın Çevre Kur'an Kursu Müdürü Hafız Yusuf Yazar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti.
Akçakıraz Altın Çevre Kur'an Kursu Müdürü Hafız Yusuf Yazar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mevlana Camisi İmam Hatibi Ebu Bekir Yazar ve Sarılı Camisi İmam Hatibi Ömer Faruk Yazar'ın babaları Akçakıraz Altın Çevre Kur'an Kursu Müdürü Hafız Yusuf Yazar önceki gün kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Yazar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 53 yaşında hayatını kaybeden Yazar için öğlen namazına müteakip Mevlana Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın duasının ardından cenaze namazını merhum Yazar'ın oğlu Mevlana Camisi İmam Hatibi Ebu Bekir Yazar kıldırdı. Yusuf Hocam'ın geride bırakmış olduğu yüzlerce hafızı var ve evlatları da var elhamdülillah. Kendi yolundan yürüyecek evlatları da var. Şimdi namazını bu camimizin imamı Yusuf Hocamızın evladı Ebu Bekir Hocam kıldıracak inşallah. Allahu Ekber. Babasının cenaze namazını kıldıran İmam Hatip Yazar, en zor görevi yerine getirdiğini söyledi. Muhterem kardeşlerim, herhalde bir din görevlisinin en zor işi şu an yaşadığım durumdur herhalde. Evet, burada insanların cenaze namazlarını kıldırıyoruz. İnsanları götürüp toprağa defnediyoruz. Ama ölümü anlatmak kolay, yaşamak, hazmetmek daha ayrı bir olay. Daha ayrı bir acı. Ama ne mutlu bize ki Cenab-ı Hak bizleri İslam'la müşerref kıldı, imanla müşerref kıldı. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizleri imanla, İslam'la şereflendirdiği için. Merhum yazar, kılınan cenaze namazının ardından Baskil Hacı Hüseyinler Köyü'nde bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Hacı Fethi Camisi taziye evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Elazığ'da hizmet veren özel bir hastane ile şoförler odası arasında indirim protokolü imzalandı. Özel Doğu Anadolu Hastanesi ve şoförler odası arasında sağlıkta indirim protokolü imzalandı. Anadolu Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Kadir Hökerek ile Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman arasında imzalanan indirim protokolünden oda üyeleri ve birinci derece yakınları yararlanacak. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Elazığ Spor'da cumartesi günü oynanacak Bulvar Spor maçı hazırlıkları tamamlandı. Bordo Beyazlı ekibimiz cuma günü İstanbul'a gidecek. Elazığ Spor'da Bulvar maçı hazırlıkları tamamlandı. Haftanın son çalışmasını yapan ekibimiz Bulvar Spor maçının taktiğini denedi. Elazığ Sporlu futbolcular Murat Torun, Mehmet Eksik ve Eren Türkkal kalan son 4 maçı kazanıp ilk yarıyı iyi bir yerde tamamlamak istediklerini söylediler. Yani evet, kötü başladık ligi ama toparlamamız gerektiğini biliyorduk. Çok şükür toparladık da Bülent Hoca ile iyi bir enerjiye kaladık. Sadece deplasmanlarda galibiyet çıkaramadık. Yani iyi gidiyoruz tabii ama beklenti çok yüksek olduğu için daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. 4 maçımız kaldı. 2 içeride 2 dışarıda. Yani rakip kim olursa olsun tabii en önemli maç önümüzdeki maç, ilk maç. Onu da kazanıp içerideki maçı galibiyetle bitirmek istiyoruz. Devre arasına kadar kayıpsız geçirmek istiyoruz biz. Ona göre de çalışıyoruz. Çok şükür hani arkadaşlığımızı yakaladık, ritmimizi bulduk. Yavaş yavaş birbirimize de alıştık. Şimdi dediğimiz gibi en önemli hedefimiz devreyi 4-4'te kapatmak. Ya sezona kötü başladık ama dediğim gibi Bülent Hoca'dan sonra takım çok güzel bir ivme yakaladı.
Performanslarımız arttı. Galibiyetler ve puanlar da gelince takımın neşesi de yerinde. Hedeflediğimiz yere yavaş yavaş gidiyoruz. İnşallah bu son 4 maçtan da puanlar ve puan almayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle ilk devre bitmeden hedeflediğimiz yerde olmayı planlıyoruz yani. Murat da Mehmet eksikti, gereken her şeyi söyledi. Murat konusunda akşamlar çok güzel tostlar yapıyor arkadaş kendisine. Murat sevdiğimiz bir kardeşimiz. İnşallah o da takıma katkısını yapacak ileriki haftalarda. Ya hedefimiz 4-4. Bilanço geldikten sonra dediğiniz gibi iyi bir ivme kazandık. Zaten maçlardaki oyunumuzda da bu gayet belli oluyor. Taraftarlarımız bunu görmüştür. Kartal maçı, Kartal sahası sanırım suni içim. Ondan dolayı biraz tedirginiz ama biz iyi bir takımız. Kartal'dan da çok üstün bir takımız. Puan tablosunda çok basit gözükse de hem sahanın durumu hem de böyle takımlar daha çok basarlar, ederler, bozmaya çalışırlar. Biz kendi oyunumuzu gösterdikten sonra sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İnşallah galibiyetle ayrılırız. Elazığ'a galibiyet alacağız. Bulvarspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Elazığspor, Cuma günü saat 12'de tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek. Elazığspor teknik sorumlusu Bülent Yenihayat, iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek seriyi devam ettirmek, deplasmanda da kazanmak istiyoruz açıklamasını yaptı. Elazığspor teknik sorumlusu Bülent Yenihayat, Bulvarspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yenihayat, iyi bir ivme yakaladıklarını ve bunu devam ettirmek adına deplasmanda da kazanmak istediklerini belirtti. Hazırlıkları tamamladık bugün. Son antrenmanı yaptık. Bulvar takımıyla alakalı analizleri yaptık. Hafta sonu gidip, cumartesi saat 2'de maçımız. Yani ben hep söylüyorum, her maç zor. Kimin sonuncuyla da oynasak, liderle de oynasak her maçın zorluğu farklı oluyor. Burada hem fiziksel şartlar, yani sahanın, zeminin sentetik olması, hem rakibin alt sıralarda olması ki bir reaksiyon vereceklerdir, bir direnç göstereceklerdir muhakkak. İlk yarının sonu geliyor çünkü maksimum puanı toplayıp ondan sonra onlar da bir yapılanma içerisine gireceklerdir diye düşünüyoruz. Zor bir maç olacak ama biz kendi oyun planımızı, İyi giden bir grafiğimiz var. O seriyi devam ettirmek adına hem deplasmanda maç kazanamadık. O başlangıcı da yapmak istiyoruz bu hafta. Son kalan 4 maç ki öncesi en önemlisi Kartal Bulvar maçı. Onu kazanıp bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Elazığ Spor Başkanı Serkan Çayır, ara dönemde takıma takviye yapmak için transfer komitesinin bazı isimlerle görüştüğünü belirterek, Bülent Hoca'nın raporu doğrultusunda kadroya takviye yapacaklarını söyledi. Elazığspor Başkanı Serkan Çayır devre arası transferine yeşil ışık yaktı. Başkan Çayır ilk yarıdaki son 4 maçı kazanıp devreye iyi puanla girmek istediklerini belirtti. Bu serileri ilk 5 haftada yapmamız lazımdı. Olmadı. İşte yeni gelen bir hocamızla anlaştık. Bülent hocamızla anlaştık. Güzel, şu anda güzel gidiyoruz. Bir seri yakaladık. Bir 3 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Önümüzde bir 4 maçımız var. Bulvar maçı, Hacettepe, Sancaktepe, Eymez maçı var. Olabildiğince iyi puanlar alıp ilk yarıya iyi puanlarla girmek. Çünkü biz şampiyonluk bir hedefimiz varsa, biz hem kendi sahamızda dışarıdan da alacağımız puanlarla bir şampiyonluk kovalıyoruz. Şampiyonluk yapmamız lazım işte. Güzel sonuçlar. Antrenmandayız. Antrenmanlarımız da güzel geçiyor. Keyifli bir antrenman arkadaşlarımız yapıyor. İnşallah önümüzdeki 4 maçları da alıp İstediğimiz hedeflere doğru yavaş yavaş emin adımlarla gideriz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Devre arası takıma takviye yapılması için transfer komitesinin bazı isimlerle görüştüğünü belirten Başkan Çayır, Bülent Hoca'nın raporu doğrultusunda bunu gerçekleştireceklerini söyledi. Şimdi onu konuşmamız için daha çok erken. Bir transfer komitemiz var. Transfer komitemiz şu anda da bazı arkadaşlarla bakıyorlar, görüşüyorlar. Hocamız ne söylerse ona göre hangi bölgelerde nerede eksiklerimiz varsa onları yapacağız. Şimdi önümüzde daha 4 maç var. Erken daha konuşma, daha çok erken. Bakalım Ocak ayı geldiği zaman ligimiz biterse ilk yarı
hocamızla beraber bir bakarız, araştırırız. Hangi bölgelere, hangi mevkilere ihtiyacımız varsa ondan sonra o transferleri yaparız. Temsilcilerimiz Elazığ Spor ve 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün hafta sonu oynayacakları maçları Samsun bölgesi hakemleri yönetecekler. TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. gruptaki temsilcimiz Üçgen Holding Elazığ Spor'un cumartesi günü saat 14'te Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadı'nda Bulvar Spor'la oynayacağı maçı Samsun bölgesinden C-Klasman hakemi Yakup Bakır yönetecek. Bakır'ın yardımcılıklarını Trabzon bölgesinden Azem Zorlu ile Gümüşhane bölgesinden Erdem Tanış yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Trabzon bölgesinden Osman Davulcu olacak. Öte yandan TFF 3. Lig 4. gruptaki temsilcimiz 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün ligin 12. haftasında 25 Kasım Pazar günü oynayacağı Siirt İl Özel İdare maçını da yine Samsun bölgesinden C-Klasman hakemi Gökhan Özbulut yönetecek. Özbulut'un yardımcılıklarını Hatay bölgesinden Nesim Karanfil ile Gaziantep bölgesinden Rıdvan Çevik yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak İstanbul bölgesinden Oğuzhan Demir görevlendirildi. 26 Kasım Pazar günü saat 14'te başlayacak olan maç Doğukent Hıdır Bilek Stadı'nda oynanacak. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.